İ alem sen şunu bil ki enne Allah Teala şüphesiz Allah Teala mevcudun vardır. Yani varlık zaten ona ait. Neyle vardır? Ha şimdi bu çok mühim. Biz de mevcut muyuz? Mevcuduz. Mevcut ne demek? Var olan demek. Vücut var olmak demek. Yani şimdi Türkçe'de yanlış kullanıyor adam işte bilmem ne yaptı, harf vücut yaptı falan. Yanlış bir şey yani Türkçe. Ama kelime Arapçadır ya. Vücut var olmak demek. Mevcut da var olan demek. Şimdi mesela ben burada desem ki yani şimdi şurada bir tane efendim küp olsaydı da içinde bilmem ne olsaydı da bilmem ne olsaydı. Var mı, mevcut mu yani? Yok mevcut değil yani. Ama ben şimdi dedim ki burada saat mevcut yani. Şu kitap mevcut yani. Şey allah Teala mevcut mu yani? Var mı? Var tabii varlık ondan zaten. Var, varlığın e, efendim asıl esası ondan. Ama biz mevcut muyuz Me, Ben mevcutum. Varım yani. Sen de varsın beni dinlediğine göre duyuyorsan. Ama fark. Nedir fark? Ben de, sen de, kökler, yerler, içindekiler, 18 bin alem, felekler, melekler dahil her varlık neyle mevcuttur? Bir icadihi teala. Allah'ın var etmesiyle. Peki Allah Teala da mevcuttur. Ha Allah da mevcut. Allah da mevcut deniyor. Bana da mevcut deniyor. E şimdi, tamam da hangi manada? Allah'tan gayrı her şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu da bedeni de dahil. Tüm peygamberler hepsi dahil, melekler. Hepsi var ama Allah'ın var etmesiyle var oldu. Evvelce yoktu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fiziki manada işte geri gidersen hicret 1445 olmuş ama o da 53 yaşında ona bir de 53 koy falan 1500 küsur senelere ver Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bedeni itibariyle dünyada değildi. Diğer peygamberlerinde hepsinin bir süresi var. Geriye gidiyorsun. Yani Adem Aleyhisselam 7 bin sene geriye git. Adem Aleyhisselam da e, bedeniyle yoktu. Gökler yerler gidiyorsun. İşte o kaç bin sene evvel o da yoktu. Her şey yokluktan çıkmış. Kim çıkartmış? allah Teala. O zaman yaratılmış olan her şey mevcuttur. Ama allah Teala'nın var etmesiyle icat deniyor. İcat var etmek. O da vücuttan geliyor zaten kelime köken. İvcat dediği. Esra olunca gerisi işte yaya dönüyor icat. Onun var etmesiyle var. Ama allah Teala da mevcut ama neyle mevcut? Bizatihi. Kendi zatıyla Böyle zatı el kadimeti kadim. Kadim ne demek? Türkçede de kadim falan diyorlar. kadim ihvan falan. Yani eski. Ama buradaki Allah hakkındaki Celle Celaluhu kadim öyle önceki, eski, evvelki olmaz. Oradaki mana evveli olmayan başı olmayan, başlangıcı olmayan zatıyla. Çünkü ben kadim kadim adamdır bu bizim kadim dostumuz derler Türkçede. Kadim eskene. Kadim dostum da ne zaman yaşınız kaç yani? 70. E 80 sene evvel ne sen vardı ne dostum vardı yani. Onun için onların hepsi geride yokluğu geçirmiş. Ama Allah Teala'nın kadim olması da demek başı yok, başlangıcı yok, evveli yok. Çünkü Allah Teala'nın ne zatının ne sıfatlarının olmadığı bir zaman yok ki şu noktada başlangıç diyelim. Böyle ki katır 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 trilyon da demeyeyim. Trilyar 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 sene önce desen. Yine olmuyor çünkü de Onun da geriye gittiğinde ne kadar gerekse ne bir başladığı nokta var. Ama Allahu Teala'nın şu noktada yoktu haşa şundan sonra bir dedi sıfırdan. Haşa. Sıfır yok ki geride. Onun için e, allah Allahu Teala zatı kadimesiyle. Yani ne demek? Evveli olmayan Bidatı olmayan, başı ve başlangıcı bulunmayan, söz konusu olmayan e, öz zatı her daim var. Öz zatıyla da kendi mevcut ne demek? Kimse onu icat etmemiş ki haşa. Kimse onu var etmemiş ki haşa. Kimse onu önceden planlamamış ki haşa. Yaratacağını haşa, haşa, haşa. haşa. E, o zaman ne oluyor? Kendi zatıyla var. E, kimse onu icat etmediğine göre Varlığı kendinden. Efendi Hazretleri tabiriyle çok Türkçe yakalım. Varlığı kendinden olan. E kendinden olunca ne oluyor? E zaten devamlı var. Ama başkasına dayalı olan o başlattı mı başlıyor, o durdurdu mu durduruyor, o yarattı mı doğuyor, o öldürdü mü bitiyor, yitiyor, toprağa gidiyor. E toprakta ruh ölmüyor, çürümüyor, o ayrı bir dava. Ama bedenen baz alırsan başı sonu belli. Ruhen so, so, şey yaparsan sonu yok. Çünkü ruhlar da ya cennet ya cehennem tabii ölüm yok artık ama başı var. Çünkü senin de benim de fiziki bedenimiz yani ana karnındaki cenin şeyindeki malzeme yani Allah Teala'nın yarattığı sudan şeyden neyse e, o oluşmadan yani benim ruhum hatta benim babam yaratılmadan dedem yani hatta Adem Aleyhisselam yaratılmadan benim de ruhum yaratılmıştı, senin de ruhun yaratılmıştı. Ama bak ne diyoruz? Yaratılmıştı diyoruz. Yani ne demek? Onun da gerisinde ne geçmiş? Yokluk dönemi geçmiş. Yani bedenler çok sürelidir yani. Ruhlar çok eskidir yani. Ruhlardan 4000 sene evvel bedenlerden 4000 sene evvel ruhlar yaratılmış yani. Bu e, durumda ve sairul diğer şeyler şey mevcut demektir var olan her şey şey denir. Bu itibarla Allahu Teala'ya da şey denir mi şey denir. Mesela Kur'an'da diyor ki yani biz kullanmayalım tabir olarak Türkçe'de yanlış kaçar ama fık şey böyle itikata göre diyorum ben. Bir adam dese ki Allah en büyük şeydir dese bu adam kafir olur diyor. kafir olmayı bırak sen Kur'an'da olan bir şey söylüyor. Kuleyü şeyin ekberu şahit. Şahitlik bakımından en büyük şey kimdir diyor. illah söyle ki Allah'tır diyor. Çünkü şey kelimesi mazı mevcut olan şey denir. Şu anda e, dünyada bulunmayan yani yaratılmamış olanlara şey denmez. Esasen yani kelime karşılığı olarak. Dolayısıyla şey mevcut demektir. Var olana şey denir. Cemisi eşya gelir Arapçada. Ama tabii Türkçe'de kelimeler çok değişik kullanılıyor. Eşya dediğimi çamaşır makinesi, buzdolabı gibi zannetiyorsun ya. Yani. Halbuki eşya. Ben de eşyadanım, sen de eşyadansın. Çünkü ne? Şeyler. Şey ne demek? Mevcut, var olanlara şey deniyor. Henüz varlık sahasına çıkmamış yoklukta duranlar, olsaydı nasıl olurdu falan gibi tasavvur edilenler çünkü yaratılmamışsa ona şey denmez. Yani anladın mı? Mesela yaratılmamış şeyler diyen bir insan e, ilmen kalat. Çok büyük yanlış konuşmuş olur. Çünkü yaratılmamışsa şey denmez. Şey mevcuda denir. E, mevcut, var olanların en büyük ee, tek kadim olan en büyük olan ancak Allah'tır. için Allah Teala en büyük şeydir dese. Yani şimdi Türkçede biraz biraz noksan kalır ifade. Yani boşa düşer yani ayıp gibi görünebilir. Hani hürmetsizlik mi acaba? Ama şimdi varlık manasında olunca en büyük mevcut. Yani en büyük şeyin karşılığı nedir? En büyük mevcut. En büyük mevcut tabii ki Allah'tır. Çünkü onun varlığı kendinden bizim varlığımız ondan. Bizim varımızın evveli vardır, sonu vardır. Allahü Teala ruh anlamda konuşmuyorum, beden anlamda sonu vardır. Ama Allahü Teala ne başı vardır, ne sonu vardır. Ve evvelu ve ahiru ve zahiru ve batin. bir kül şeyin alim. Başı olmayan evvel, sonu olmayan ahir, zatıyla gizli, eserleriyle zahir. Yani her şey onun eseri. Bunu kim ben Allah'a gidiyorsun. Buluyorsun yani. Ve sairun eşyai e, sahir eşya, yani ne demek su eşya diyeceğiz? Çamaşır makinesi, buzdolabı demiyor. Onlar da dahil ama var olan Allah'tan başka var olan her şey sa'rat oldu. Sonradan oldu. Nedir oldu mevcud ete? Var oldu. Var oldu ama neyle var oldu? Bir icadi subhanehu. allah Teala'nın var etmesiyle var oldu. Onu yaratmaya iradesini, kudretini taalluk ettirdi. Kün var ol diye ona yok yokluktaki şeye emrediyor. Sen burada şu anda mevcut olmayan şeylere seslersen, bağırsan, çağırsan yoklukta olan bir şey seni duyar ama Burada önünde olan zor duyuyor. Burada otursa önümde şimdi uyusa bile duymuyor. mu duymaz, uyur. Ama allah Teala henüz yaratılmamış olan yokluk alemindeki şeye kün diyor, var ol diyor. Bu nasıl bir kudret? Fe kün o zaman var oluyor, ortaya çıkıyor yani. Her an şu anda saniye her an değil. An zaten saniyeden de küçük. Her an ve zaman devamlı Mevla bir şeyler yaratıyor şu anda. Yokluktan çıkıyor. Öyle değil mi yani? Annesinin karnında şu anda şu bir saniye bile her saniye ne kadar çocuk canlanıyor. Veyahut ölümü yaratıyor canı çıkıyor yani. Veyahut bitki topraktan çıkıyor. Neler? Hiç yok olan şeyleri bir anda yaratıyor yani. Her an yaratma devam ediyor. Muttasıl icattadır Allah'ta. Allah Teala'nın bir iş yapmadığı bir zaman olabilir mi Boşluk yok. Ama daim e, yaratmakta olması da onu meşgul de etmiyor. Şimdi sen bir iş yapar göre bunu yapamazsın. Öyle her şeyi aynı anda yaratıyor. Bütün alemlerde sadece dünyada, dağda, denizleri. 18 bin her şeyi yaratıyor bir anda. Ama onu yaratırken de bu, bir, 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 bunu da biraz erteleyeyim demiyor. Sen otomatik makinede bile sıraya koyuyorsun. Şu bitince bu düğme bas, o düğmeye bastırıyorsun yani. Aynı adı hepsi bir anda o da yapamıyor. Makina yani makine olsa diyorum yani ha. Onun için e, her şey ne oldu? Ve çıktı minel ademi ademden. Adem başka, adem başka. Adem hemzelidir. A, adem aynıdır. Adem, adem mesela babamız. Veya adem, adı adem olan herkes. Ama adem yokluk. Hiç yoklukta, mesela ben yokluktaydım 62 sene evvel. Esamem okunmaz. Yani babamın sulbüne düşmemiştik mi? Annemin Rabbine düşeyim. Yokluktan ne oldu? Her şey böyle oldu yani. Bir öncesi yokluktan hangi anda varlığa çıktıysa ondan gerisi adem. Yokluk dönemi. Herkesin böyle yokluk dönemi var. Göklerin yerlerinde var, meleklerinde var, Arşın da var, kürsünün de var, levi mahfuzun da var. Bunların hepsi yokluktan sonra yaratıldı. Allah'ın o ortağı mı yani? Kadim olsun aşağı. Yokluktan çıktı ile'l-vücudi. Varlık alemine çıktı. Ne ile çıktı? Bir tehlike allah Teala Teala'nın yaratması ile. Yaratmak demek yoktan var etmek. Demek. Bunu da Allah'tan gayri kimse yapamaz. Ve ve Teala, allah Teala nedir? Kadimün. Kıdem sahibidir. Ezeliün. Ezelidir. Ve ebedidir tabi. O devam edecek. Şimdi ezeliliğini anlatıyor. Kadimün. Kıdem sahibi ne demek kıdem sahibi? Yani evveli yok. Ne demek evveli yok? Başı ve başlangıcı yok. Yani ne demek? Yokluk geçirmemiş. Hiçbir an olmadığı hiçbir an yok. Yani her an ve zaman ne kadar geriye gitsen hep o var. Böyle demiş. Şey Allah'tan başka kimse de yok. Böyle bir sıfat. Ezeliyün, ezeli yün ezeli. Ezeli ne demek? Ne kadar geriye gitsen hep Allah var. Böyle daha Türkçe oluyor. Ama şu kadar geriye gitsen ben yokum. Şu kadar daha geriye gitsen e, Efendi Hazretleri de diyelim yok. Ondan geriye gitsen Ali Adel Efendi de yok. Mesela yani. Neden? Hepsinin bir fiziki manada başlangıç noktası var. Ondan evvel yok. Adını da bilen yok. Çünkü neden? Şahıs yok ki ortada isim takılsın. E, Ve eşya o eşya ise işte doğru anlayın diye eşya söylüyorum yani eşya ve malzemeleri değil, varlıklar demek. Küllüha, bulan hepsi, dün, hudüs sahibidir. Hadise deniyor ya Türkçe'de hadise, insan isimleri de var. Hadise diye. Şimdi o ne demektir? Hadise sonradan meydana gelmiş. Hudüs, bunun mastarı yani. Her ismi failin, mefulün, fiilin, muzarinin, mazinin nesi vardır? Mastarı vardır bir köken vardır. O kökenden çıkar değil mi? Mastar o yani. Mesela bir Türkçeden bir misal vereyim. Yapmak. Yapmak. Mastar. Bu kök. Yani bu maya, hamur. Buradan ne çıkarsın? Yaptı. Yapacak. Yapmayacak. Asla yapmayacak. Yapıcı. Efendim, mef'ul. Yapılmış iş. Bak nereden çıktı hepsi? Yapmak kökeninden. Burada da huduz Nedir? Kıdemin tersi. Kıdem evveli olmamak. Hudüs sonradan meydana gelmek. Bu noktada kıdem ancak Allahu Teala aittir. Hüdüs de bizim nasibimizdir. E, demek ki her şey sonradan yaratılmıştır ve mevcudetün var olmuştur. Ama neden sonra bade en lem tekün evvelce mevcut olmadıktan sonra yani varlıktan nasibini almamışken varlıktan nasibini almamışken sonradan var olmuştur. Ve küllü mâ her o şey ki hüve o kadîmün evveli yoktur. Ezeliyyün ezelidir. Geriye doğru ne kadar gitsen hep vardır. O da sadece allah Teala'dır. İşte o aynı zamanda ve o nedir? Bakın bakidir, beka sahibidir. Yani varlığı süreklidir. Daha ve ebediyyün ve sonsuzdur. Çünkü varlığı kendindense kendini niye yok etsin? Ama bizim gibi varlığı sonradan Allah'ın yaratmasıyla var olanlar ez, ezeli değil. Gerisinde yokluk geçmiş. Ezeli olmayan ebedi olamaz. Niçin? Varlığı kendinden değil ki kendini sürdürsün. Varlığı başkasından olunca o başkası da sadece Allahü Teala'dır tabi. O da istediği anda onu öldürüyor işte. Ezeli olan ancak ebedi olabilir. Ezeli olmayan olamaz. Ve küllü maher o şeyki ve sonradan olmuştur ve mesbukun geçilmiştir. Neyle bil adem yoklukla. Yani evvelinde yokluk vardır. Nasıl ki benim 62 sene evvel yok olmam gibi senin de yaşın kaçsa efendim git ondan bir gün geriye bir, saat bir dakika ile bile e, gerisi yokluğa düşer yani. Başlangıcından gerisi. İşte o fe ve o da nedir? Fanin faniyündür o ismi fani. Feniye yefnadan. Bakın bakıyün. Bekâ yapkâdan de olabilir. Fanidir. Yani fani Türkçeleşmiş saatte. E, evvelinde yokluk geçiren varsa ki her şey öyledir. İşte o fanidir ve müstehlikün helak olucudur. Yani bitecektir. Yani ne demek? E, helak olucudur da. Şu anda helak olmuş değil. Hepimiz yaşıyoruz da ölen ne helak oldu? Helak ölüm manasındadır Arapçada. Hatta heleke helak olduğu zaman diyor Kur'an'da o mate öldü manasındadır yani. Tabii Türkçede biraz helak deyince azap geldi, adamı yaktı, kül etti gibi diye yani şey işte Kur'an'da kullanmamasına ölümdür ve müstehlikün tükenicidir yani tükenicidir. Yani ne demek Fişr-ı e, zevali, zevalin şerefi şerefe yani eşiğindedir. Şu anda yaşıyorsa da mesela benim gibiler e, ölmenin eşiğindeyiz yani. Hepimiz merhumadayız. Dolayısıyla e, şu anda var olanların hepsi tükenmenin eşiğindedir. Ama 10 senesi var ama 100 senesi var. Sonunda mutlaka fani verecektir. O zaman gökler de 7 bin senedir veya da 10 bin senedir ne kadarsa gökler, yerler, alemler, felekler, melekler bizden daha çok ya bir evvelce yaratılmışlarsa da hepsi de sonda yok olacak mıdır? Olacaktır. Kaçınılmaz. Küllümen aleyha fan. Yerin üzerinde, üstünde, altı her şey yok olacak. Ve hep kalınca Rabbim Zülcelal ve ikram, Celal ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. <laughs> Buyur.